Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim mimarisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin baştan aşağıya bir kurumsal reform geçirdiğini, dijitalleştiğini ve yeni nesil siyaseti Türkiye'de değil, dünyada en önde giden kuruluş haline geldiğini şimdiden izleri var ama birkaç ay içinde heyecanla ve dikkatle takip edeceksiniz. Gençler bu seçimlerde CHP'yi gençlerin en çok oy verdiği parti yaptıklarına pişman olmayacaklar, aksine memnun olacaklar. Gençlerden bahsetmişken bugün birinci oturumu yapılan, yarın iki oturumla sonlanacak olan YKS sınavına giren hem İzmir'deki hem bütün Türkiye'deki genç kardeşlerime başarılar diliyorum. Maalesef Türkiye kötü bir eğitim sistemine sahip. Almanya ile Türkiye arasında ihracatta, ithalatta inanılmaz bir dengesizlik var. Biz onlara çok basit ve üretmeyi düşünmedikleri ürünleri genel olarak ihraç ediyorken onlardan üst düzey teknoloji ithal ediyoruz. Almanlar dünyanın en bilinen 4 büyük araba firmasını, reklamları olmasın diye saymayayım, sahipler ve üretiyorlar. Dünyanın en pahalı limuzin Mercedes'ini üretiyor Almanlar, Steinmeier, ve onu, iki tanesini bize, birini Birleşik Arap Emirlikleri'ne, birini Suudi Kralı'na, ikisini Katar'a satıyorlar. Kendileri mütevazi minibüslere biniyorlar. Çünkü Almanya'da demokrasi var, liderler mütevazi, halk zengin. Bu tarafta liderler itibardan tasarruf etmiyorlar, halk fakir. Almanya'yı Almanya yapan nedir derseniz, bir hakkım varsa Alman ekonomisini de eğitimini de çok iyi bilen birisi olarak şunu söylerim. Üzerinde bir ulusal mütabakat sağlanmış olan eğitim sistemleri var. Eğitim sistemi konusunda ulusal bir mütabakat var. En iyi mühendis nasıl yetiştirilir? Ara eleman ne zamandan itibaren ayrılır? Aranan eleman haline nasıl getirilir? Kim kültür sanatla, kim sporla, kim bilimle, kim teknolojiyle uğraşacak? En doğru zamanda ayrıştırılan, en doğru eğitimleri alan, herkesin razı olduğu, rıza gösterdiği ve zaten içinde yetiştiği bir eğitim sistemleri var. Bizimkiler boyacık ipi gibi müfredat yaptık, 7 gün içinde görüş bildirin. 7 gün yeter mi deyince %50 zam yaptım, 10 gün olsun diyen bir anlayış tarafından yönetiliyor Türkiye Milli Eğitimi. ÇEDES kapsamında 7 yaşında çocukların sınıfına tabut getirenlerden, arkadaşlarından birini kefenleyip başında çocukları ağlatanlardan, Kabe'yi getirip tavaf öğretiyoruz diyerek aslında o çocukların Müslümanlığı öğrenmek açısından, İslamiyet'i tanımak açısından da yanlış yönlendirdikleri, pedagojiden uzak saçma sapan işlerle uğraşılan bir durum var. Ve karne bizim tarafımızdan verilmesin. Çok güvenilir anket şirketlerinin anket kırılımlarında AK Parti'den, AK Parti seçmeninin en az memnun olduğu kesim AK Partili kadın seçmenin milli eğitim politikalarından memnuniyeti %18. Yani AK Parti'ye oy veren seçmenin bile %82'si bu eğitim sisteminden rahatsız. İzmir'den söylemek isterim ki eğitime dair, maalesef Türkiye'de bilimsel, çağdaş ve kaliteli eğitime erişim sınıfsal bir problemdir artık. Çocuğunu özel okula gönderemeyenler ve bir iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar kendi geleneğini sürdürmeye çalışan ve zorlanan okulları kazanacak kadar yetkinliği olmayanlar maalesef bilimsel, çağdaş eğitime, iyi eğitime ulaşmaktan uzaktırlar. Bu konuda atılması gereken çok önemli adımlar var. Bundan sonraki süreçte de eğitim konusunda duyarlılığımızı, sert eleştirilerimizi, yapıcı yön göstermemizi ve geleceğe dair önerilerimizi her daim dile getireceğiz. Bunun dışında tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart'ta
kazandığımız çok iyi sonuca, 47 yıl sonunda birinci parti olmaya bir zafer olarak, evet bir siyasi başarıdır ama bir zaferden çok bir görev olarak, bir sorumluluk olarak görüyoruz. O yüzden kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi itmeden, kalkmadan çok önemli görevler yapacağız. Birazdan Sayın Belediye Başkanımızdaki bu kadar yoğun görevlerinin yanında Sağlıklı Kentler Birliği'nin başkanlığını da bir hekim olarak kabul etti. Kendisiyle bir Ege Belediyeler Birliği'ne de gideceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri, bugün İstanbul'da yapılan Tarihi Kentler Birliği seçimleri, Ege Belediyeler Birliği seçimleri, hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim anlayışını gösteren çok önemli örnekler, paylaşımcılığını gösteren çok önemli örnekler. Geçmişte AK Parti MHP ile bir çoğunluğu sağlayıp bütün bir yönetimi alıyorken biz tek başımıza çoğunluğu sağlayıp yarısını biz alalım, yarısını geri kalan alsın. Biz hakkımızdan azını alalım dedik. AK Parti'ye, MHP'ye, DEM'e, İYİ Parti'ye ve yeniden Refah Partisi'ne ve Büyük Birlik Partisi'ne, 7 partiye ki en çok delegesi olan 6 parti, ayrıca İYİ Parti'nin de 2 delegesi var. Onları da dışarıda bırakmadan 7 partiye görev teklif ettik. Bu görevi yeniden Refah kabul etti, İYİ Parti kabul etti, DEM kabul etti. Cumhur İttifakı karşımıza aday çıkardı. Tabii fiilen yeniden Refah Cumhur İttifakı'nda değil, bizim yanımızda yer aldılar. Bundan sonraki süreçte ne olur bilinmez ama bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı'nın bir kısmı tarafından benimsendi. Ve biz, bize bir koltuk vermeyen AK Parti'ye 4 koltuk teklif ettik. MHP'ye koltuk teklif ettik. Birlikte yönetelim dedik. Kendi adaylarını çıkardılar. Kaybettiler. Ama birçok AK Partili belediye başkanı bize oy verdi diye AK Parti'de şimdi soruşturma açıldı. Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız. Eskiden 100 liralık bütçenin 98,5 lirasını Cumhur İttifakı'na, 1,5 lirasını da Cumhur İttifakı'na gelir mi diye muhalif belediyelere ışık yakmaya kullananlara karşı biz ne kadarsa ekonomideki gücümüz, o kadar ekonomik kaynak kullanacağız. Gerisini de diğer arkadaşlarımız pardon arkadaşlar, hep birlikte diğer arkadaşlarımız belediye başkanlarımızla birlikte paylaşacağız. Çünkü biz %50+1'i alıp %100 yetki kullanmayı demokratik bulmuyoruz. Biz bir kişinin her şeye karar vermesini, bir partinin her şeyi yapmasını doğru bulmuyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız mutlaka bundan sonra da devam edecek. Ben bir kez daha Cemil Başkan'a, seçilen bütün belediye başkanlarımıza, hangi siyasi partiden seçilmiş olursa olsun, hem ilçelerde hem büyük şehirdeki belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet'in göz bebeği bu kente, Atatürk'ün göz bebeği bu kente gözümüz gibi bakmaya, canımız gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir'de yüzler gülecek, daha çok gülecek. İzmir'in en çok yüzü yine önümüzdeki genel seçimlerin akşamı, ümit ediyorum saat 9'u bulmadan en çok bütün Türkiye ile birlikte İzmir'in de yüzü gülecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.